Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir yazılı örneğiyle daha sizlerle beraberim. Bu kez dersimiz fen bilimleri. Birinci dönemin ikinci yazılı sorularını sizlere çözeceğim, anlatacağım. Benim kanalımı takip edenler artık alışmışlardır. Her sorudan önce videoyu durdurup siz önce kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir diyor. Mıknatısın iki kutbu vardır. Mıknatıs suyun içinde çekme özelliğini kaybeder. Mıknatıslar her metali çekmez. Mıknatıs tahtayı çekmez. Doğru cevap B şıkkı olacak. Çünkü suyun içinde çekme özelliğini kaybeder diyor ama bu yanlış. Çünkü suyun içinde çekme özelliğini kaybetmez. Yine çekmeye devam eder. İkinci soru. Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cismi olan etkileri eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Durağa yaklaşan otobüs hızlanır. Sağa dönen araba yön değiştirir. Sıkılan hamur şekil değiştirir. Kalkış yapacak olan uçak hızlanır. Eminim siz de cevabı bulmuşsunuzdur. Doğru cevap A şıkkı. Bu yanlış olmuş. Biz bunu arıyorduk zaten. Durağa yaklaşan otobüs yavaşlar, hızlanmaz. Ne yapalım? Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda mıknatıslarım var. Mıknatıslar aşağıdaki şekillerde yaklaştırılırsa ne olur? Yani şu iki mıknatıs birbirine yaklaştırılırsa ne olur? Şu ikisi yaklaştırılırsa ne olur? Evet, ilk resimdeki bulunan iki mıknatıs yaklaştığında bakın zıt kutuplar, farklı kutuplar olduğu için bu mıknatıslar birbirini çeker. Diğerinde aynı kutuplar birbirine yaklaştığı için buradaki mıknatıslar ise birbirini iter. İşte cevabımız bu kadar. Dördüncü soru. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İki parça da mıknatıslık özelliğini korur. Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder. Bence ya A olacak ya B olacak, değil mi? Birbirinin tersi olan cümleler çünkü. Neyse devam edelim. İki parçanın da tek kutbu vardır. İki parça da çekme özelliğini kaybeder diyor. Doğru cevap A şıkkı olacak. Doğru bilgi A şıkkında. İki parça da, yani kırılan veya bölünen bir mıknatıs, iki parçada da mıknatıslık özelliğini korur, kaybetmez. A şıkkı doğru. Diğer şıklar yanlış ifadeler. Hemen 5. sorumuza bakalım. Ömer hareket halindeki oyuncak arabaya hareketi yönünde kuvvet uyguluyor. Arabanın hareketinde aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir? Oyuncak araba burada, hareket yönü bu tarafa doğruymuş ve Ömer'in uyguladığı kuvvet de onunla aynı yönde. Araba hızlanır mı yoksa yön mü değiştirir? Araba durur mu? Araba yavaşlar mı? Evet, doğru cevap araba hızlanır, değil mi? O zaman cevap A şıkkı, işaretleyelim. 6. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Tuz protein, elma vitamin olarak yazılmış. Et protein olarak yazılmış. Makarna karbonhidrat olarak yazılmış. Doğru cevap A şıkkı olacak. Çünkü tuz mineraller kısmına giriyor. A şıkkını işaretledik. 7. sorumuz. Maddenin cisimler üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bu etkiler yavaşlama, hızlandırma, şekil değişikliği, yön değiştirmedir. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde farklı bir etkiden bahsedilmiştir? Oyun hamurundan kelebek yapmak. Annemin mayaladığı hamurdan poğaça yapması. Bakın bu ikisinde de şekil değişikliği var. Bardağın yere düşünce kırılması. Viraja giren araba. C şıkkında da şekil değişikliği var. Çünkü ne oluyor? Bardak parçalanıyor ve şekli değişmiş oluyor. D şıkkında ise bir yön değiştirme var. Viraja giren araba yön değiştiriyor. Demek ki D şıkkında farklı bir durum var. O zaman D şıkkını işaretledik. 8. Belki bu konuya gelmemiş öğrenciler olabilir. Madde konusuna henüz gelmediyseniz bu soru sizi ilgilendirmiyor. Öğretmeniniz henüz işlemediğiniz konudan sormaz. Ama ben bazı soruları madde konusuyla ilgili de aldım. Çünkü bu konuyu işleyen öğrenciler ve okullar olabilir. Bu soru onlara hitap ediyor. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tat, renk, kütle, berklik, hacim, kütle ve hacim, koku var.
Doğru cevap C şıkkı. Maddenin ölçülebilir özellikleri hacmi ve kütlesidir. C şıkkını işaretledik. 9. Aşağıdakilerden hangisi sigara için yanlış bir ifadedir diyor. Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için zararlıdır. Birçok zehirli kimyasal içerir. Az içildiğinde zarar vermez. İçeriğindeki nikotin bağımlılığa neden olur diyor. Burada C şıkkındaki ifade yanlış bir ifade. Biz de bunu arıyorduk. Az içildiğinde zarar vermez diye bir şey yok. Az da içilse, çok da içilse zarar veriyor. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hareketli bir cisim kuvvetin etkisiyle yavaşlayabilir. Kuvvet uygulanan her cisim şekil değiştirir. Topun direğe çarparak geri gelmesi yön değiştirme hareketidir. Elimizle vurduğumuzda bu yanlış olmuş. Şunun bitişik olması lazımdı. Şöyle düzelteyim hemen. Evet, elimizle vurduğumuzda yumurtanın kırılması kalıcı şekil değişikliğidir. Evet, doğru cevap B şıkkında kuvvet uygulanan her cisim şekil değiştirir diyor. Bu yanlış. Yani fazla kuvvet uygulamadığımız cisimler şekil değiştirmez. Mesela masaya hafifçe elimizde kuvvet uyguladık ama şekli değişmiyor, değil mi? O zaman B şıkkındaki cümle yanlış bir cümle. 11. soru önceki konularla ilgili. 12. soru da aynı şekilde. Öğretmeniniz belki önceki konulardan da sorabilir. Neyse, devam edelim. Sezgin, dedemi telefonla saat 18.30'da aradık. Bizim bulunduğumuz şehirde güneş batmışken dedemin yaşadığı köyde daha batmamıştı. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sezgin daha batıda bulunan bir şehirde yaşamaktadır diyor. Bu yanlış. Çünkü dedede daha güneş batmamış. Sezginler de batmış. O zaman Sezginler daha doğuda. Sezgin'in dedesi daha batıda yer alan bir köyde yaşamaktadır. Doğru cevabı bulduk. B şıkkı olacak. Sezgin daha kuzeyde bulunan bir yerde yaşamaktadır diyor. Bunun hiçbir ilgisi yok. Sezgin'in dedesi daha doğuda yer alan bir yerde yaşamaktadır diyor. Dede doğuda olsaydı önce güneş orada batmış olurdu. Cevabı zaten işaretledik. 12'ye bakalım. Büyüdüğümde fosilleri ve eski çağları incelemek istiyorum diyen birisi hangi mesleği seçmelidir? Meteorolog, fosilontolog, böyle bir şey yok da jeolog ve paleontolog. Doğru cevap D şıkkı olacak. Paleontolog olması gerekiyor. 13. Bilek güreşi yapan iki kişi birbirini yenemiyorsa bu durum nasıl anlatılır? Uyguladıkları kuvvetin eşit olması, bir tarafın kuvvetinin çok olması, ellerinin kaygan olması, bir tarafın kuvvetinin az olması. Doğru cevap A şıkkı olacak. Uyguladıkları kuvvetin eşit olması. Bu arada şuradaki yazım yanlışlarını da düzeltelim. Bunlar küçük harfli olmuş. Cevabımız A şıkkı. Onu da işaretlemiş olduk. 14'e bakalım. 14. sorumuz da madde konusuyla ilgili. Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım hangi özellikler var. Mıknatıs tarafından çekilmez diyor. Suda batar diyor. Suyu emmez diyor. Şöyle bir şıklara baktığımızda mesela demir mıknatıs çekiyor. Bu olmaz. Tahta suda batmıyor. Bu da olmadı. Kağıt da suyu emiyor. En uygun seçenek A şıkkı. Çünkü taş buradaki bahsedilen özelliklere sahip. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz. 15. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Odunun yanması, ağaçların rüzgarda sallanması, topun yuvarlanması, vidanın dönmesi. Doğru cevap A şıkkı olacak. Odunun yanması kuvvetle ilgili değil. Diğerleri kuvvetin etkisiyle oluyor. 16. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çekmez? Demir, altın, nikel ve kobalt var. Doğru cevap altın olacak. Çünkü demir, nikel ve kobaltı çekiyor mıknatıs. Altını çekmiyor. 17. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir? Çekmeceyi açmak, arabanın kapısını dışarıdan kapatmak, bebek arabasını sürmek. Doğru cevap 2 ve 3 numara. Burada itme var. Yani neredeymiş bakalım, A şıkkındaymış. A şıkkını işaretleyelim. 18. Yukarıdaki resimlere göre boşlukları doldurunuz. Neler var resimlerde? Boş bir tüp var ve kütlesi 7 kilogram. Dolu tüp 12 kilogram olmuş. Tüpün darası kaç kilogramdır diyor. Dara dediğimizde boş haliyle bize söylemek istiyor. Yani 7 kilogram. Peki net kütle. Net kütleden önce brüt kütleye bakalım. Brüt kütle demek tüpün boş hali ve içindeki gazla beraber olduğunda, yani 12 kilogram.
Peki net kütle, yani tüpün içindeki gazın kütlesine kadar. Burada da şöyle yapıyoruz. Dolu olan tüpten boş olan tüpü çıkarıyoruz. Yani 12'den 7'yi çıkarıyoruz. Eşittir 5. Demek ki içinde 5 kilogram, şöyle şunları da doldurayım. Yarım bırakmışım. Demek ki tüpün içinde 5 kilogram gaz varmış. Bu da net kütle oluyor. Bu şekilde doldurmuş olduk. 19. sorumuz. Verilen görsele göre suyun hacmini ve portakalın hacmini noktalı yerlere yazınız diyor. Şimdi dereceli silindire ilk baktığımızda sadece su var ve suyun hacmi 200 mililitre. Buraya yazalım. Peki içine portakal konduktan sonra ne kadar yükseldi? Bakın 600 oldu. O zaman şöyle yapacağız. 600'den suyun hacmini çıkaracağız. Ve ne oldu şimdi? 400. Demek ki portakalın hacmi de 400 mililitre oluyor. Bu şekilde doldurmuş olduk. Son sorumuza bakalım. Yukarıda verilen maddelerden hangileri sıvı olmadıkları halde konuldukları kabın şeklini alır diyor. Su sıvı zaten. Bunu istemiyoruz. Zeytinyağı da sıvı halde. Toz şeker ve un katı halde. Ama çok küçük taneciklik katılar oldukları için konuldukları kapta yayılıyorlar. Ve bize burada bahsedilen toz şeker ve un olacak. Yani 2 ve 4 numaralar. C şıkkını işaretliyoruz. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.